Kadim musikimizin, gelenekli musikimizin günümüzde zirve isimlerinden biri olan, en zirvesi de diyebilirim, Hafız, Mevlid Han ve aynı zamanda bestekar olan Amir Ateş hocamızın konuk olarak yer alacağı 6. dönem 156. hafta İlim Hikmet Sofrası Cumartesi sohbetleri programımız Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacaktır. Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirmek üzere Nasrullah Camii İmam Hatibi Kahraman Şekercioğlu hocamızın kürsüyü teşriflerini arz ederim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن Kanı ümmeten panikten
irşat görevi yapmak üzere görevlendirilmişlerdir. Değerli Hazırın, Şeyh Şabani Veli İstanbul'da ilim tahsiline devam ederken birçok ilimlerden icazet almış, ayrıca Kur'an-ı Kerim'in asıl kıraatı üzerine yine icazet almış, bugün de buraya teşrif eden bestekar Sayın Amiş Ateş Hocam inşallah Kur'an-ı Kerim, Mert-i Şerif ve musikinin önemi ile ilgili sohbetlerini bizlere sunacaklar. Ben verimli ve bereketli olacağına inanıyor. Tekrar misafirlerimizi hazırını saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konferansımıza başlamadan evvel Hafız Mevlid Han ve aynı zamanda bestekar olan Amir Ateş hocamız hakkında sizlere bilgi aktarmak istiyorum. 1942 yılında İzmit'in Kandıra ilçesinde doğdu. Hafız olan babasının etkisinde kalarak ve güzel olan sesiyle Kur'an okumak şevkiyle hıfzını tamamlayarak hafız oldu. 1956 yılında İstanbul'a giderek Hacı Hafız Akkuş Efendi'den Kur'an dersleri almaya başladı. Eğitimini dini yönde geliştiren bestekar, İstanbul'da zamanının en değerli üstadlarından feyz almanın gayreti içinde olmuş, Kemal Batanay, Sabahattin Volkan, Saadettin Kaynak gibi büyüklerin öğrencisi oldu. 1959 yılında Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak başladı. Aynı yılda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı. Burada Emin Ongar'ın öğrencisi oldu ve iyi dostluklar yaşadı. Beste çalışmalarına başladı ve musikimizin sanat, dini, halk müziği ve saz eserleri gibi dallarında pek çok denemeler yaparak bugüne değin 700-800 civarında eser musikiye hediye etti. İlk olarak sözleri Reha Güze'ye ait olan Gönlüm Özler, Kaybolan Manalı, Mahzun Çehreni isimli güfteyi Hüzzam makamında besteledi. Besteci olarak tanıdığımız Amir Ateş, Mevlid Han olarak da ününü duyurdu ve bu yönde de pek çok öğrenci yetiştirdi. Kur'an, Mevlid ve Musiki'nin önemi konulu konferansını gerçekleştirmek üzere Sayın Amir Ateş hocamızın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an'dır bu. Kur'an'dır bu. Allah lisanıyla konuşandır bu. Öp, alnına değdir ki bu bir başka kitap. Ancak durulanmış temiz eller ona kap. Sık sık okuyorsun kapanıp lakin onu. Ey Arif okutmak, okumaktan da sevap demiş bayrak şairimiz Arif Nihat Asya merhum. Biz de diyoruz ki tabii okutmak sevap, okumak sevap, dinlemek sevap, anlayıp anlatmak da sevap yetmiyor. Ahkam ile amel etmek sevapların en güzeli, en büyük sevap. İşte bu yaptığımız bizim Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla amel etme prensiplerinden biri olduğunu unutmamamız ve bunun birinci içinde olmamız lazım.
Ne güzel şey insanlık. Ne güzel şey Müslümanlık. Onda birlik var. Onda dirlik var. Onda sevgi var. Onda saygı var. Ve ne güzel şey bu mübarek zat-ı muhterem ki Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin huzurunda bu toplantıyı yapıp onun manevi huzurunda himmete hazır olmasının ümitleriyle bizleri bir araya getiren, toplayan vakfın başkanı, yöneticileri, kardeşlerim ve siz teşrif eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Ve böyle mübarek zatlara, böyle mübarek ilahi kelamın tilavetiyle sık sık fatihalar sunmak, yüce Rabbimizden rahmet, merhamet, mağfiret, yüce peygamberimizden de şefaat ummaktan başka ne olabilir ki diyerek müsaadenizle oturarak sizlere hitap etmek isterim. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan bizleri aydınlatan, bizlere ışık tutan, bizlere insanlığımızı hatırlatan, yüce Allah'ın kelamı olan, içinde hiçbir kul sözü, kelimesi, harfi bulunmayan tek kitap, okunacak kitap demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ancak bunun manasını elhamdülillah inanmış Müslüman olarak her birimiz bilmemiş olabiliyoruz, olabiliriz. Zira bunun Kur'an olduğunu biliyoruz. Bunun anlamını, manasını bilenlerden daha çok bunu başımızın üstüne tac olarak taşımak istiyoruz. Bunu Müslüman Türk milleti olarak, Türk milleti olarak özellikle göbeğimizden aşağı dahi koymaya utanıyoruz, ağır ediyoruz. Ne mutlu. Biz öyle Müslümandırlar elbette, Müslüman değiller diyemeyiz. Kardeşlerimizi görüyoruz ki bunu yastık yapıp başının altına koyup da yatanları gördük, biliyoruz. Bunun izahına gerek yok. Bu nedenle bu güzel Kastamonu'muzda böyle güzel Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden, biraz evvel icrasını dinlediğimiz sevgili Kahraman Şekerci kardeşimiz gibi, Mehmet Çipşi hocamız gibi daha pek çok Kastamonu'muzda hafız-ı Kur'anlar var. Onlar elhamdülillah bu semte, bu şehre varlıklarıyla varlık katan kardeşlerimiz bizim. Kur'an-ı Kerim'i sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem güzel okuyan Abdullah İbni Mesud gibi, azatlı köle Salim gibi sahabilere sık sık derlerdi ki ya Abdullah İbni Mesud bir Kur'an oku da dinleyeyim. Ya Resulallah huzurunda ağır ederiz. Kur'an-ı Azimüşşan size indi. Sizin vasıtanızla indi. Ben hiç güzel sesle ve liyakatle Kur'an-ı Kerim dinlemeyeyim mi diye Resulullah Efendimiz böyle bir kitapta bulunmuş ve Efendimizin bildirdiği bir malumata göre de Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri güzel sesle, liyakatle, samimiyetle Kur'an-ı Kerim'i bizzat dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlememiştir diye de böyle bir hadis-i şeriflerinin olduğunu hatırlıyorum ben. Bu nedenle ne olursunuz bu kitabımızı sık sık okuyalım, okutalım, çoluk çocuğumuza öğretelim. Eğer biz öğrenememişsek öğrenenlerden dinleyelim ve güzel sesle, samimiyetle okunduğu zaman bizim ruhumuzu, aşkımızı,
manevi zevkimizi cuşu huruşa getiren bu ilahi kelam olan Kur'an-ı Kerim'i musikimizin en güzel nameleriyle ruhumuza nakşedelim diyorum. Evet. Kur'an-ı Kerim tabii ki bize yetiyor. Kur'an-ı Kerim'den daha güzel. Hatta ben de selam vermeye çalıştım. Mehmet Çiftçi hocamız da konuşmasının başında Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Bu selam var ya, bizlere bu selam dahi yeter de artar bile. Ne demek olduğunu çoğunuz biliyorsunuz. Bilmeyen kardeşlerimize hatırlatalım. Çünkü hatta Esselamu Aleyküm de demiyoruz da şu Selamun Aleyküm, Selamun Aleyküm deyip geçiyoruz. Bu öyle değil. En büyük dua bu dua. Rabbimizin, Allah'ımızın bizlere emrettiği birbirinize selam verin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ey kardeşim, karşıdan gelen, özellikle aşağıdan yukarıya çıkan bir kardeşimize yukarıdan aşağıya inen, efendime söyleyeyim, selam vermesi tavsiye ediliyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, fazileti, bütün güzellikleri senin üzerine olsun kardeşim diyoruz. O da ve aleyküm selam. Ey kardeşim, bana dilemiş olduğum bu güzel temenniyi ben de sana diliyorum. Bütün bu güzellikler senin de üzerine olsun. Bundan daha güzel bir dua, güzel bir temenni olabilir mi? Elbette ki olamaz. Evet, şimdi son yıllarda Kur'an-ı Azimüşşan'ı hakikaten o kadar güzel açıklayan, izah eden hocalarımız oldular, oluştular ki daha da oluyorlar, olacaklar da inşallahurrahman. Bu bazı kardeşlerimize yetmiyor. İmkanı olmuyor, fırsat bulamıyor güzel Kur'an'ı dinlemeyi sık sık. Ve bizim bir de biliyorsunuz ki mevlidimiz var. Mevlid değeri, fazileti izah edilemeyecek, anlatılamayacak kadar çok önemli bir eserdir. Müslüman Türk milletinin aynen Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yaşadığı tarihte yaşamış, belki aynı tarih, belki biraz önce, belki biraz sonra, efendime söyleyeyim, Bursa'da Ulu Cami'de imametlik görevini yapan ve Sultan Osman Gazi'lerin, Orhan Gazi'lerin akrabaları olan Süleyman Çelebi Hazretleri tarafından bazı bugün de ileri geri konuşan fazla bilgilerini adeta bizden başka bu hususları, bu mevzuları bilen yokmuşçasına fetvalar, cevazlar vermeye kalkışanlar gibi bir vaiz efendi, efendim vaaz ediyor Ulu Cami'nin kürsüsünde. Diyor ki, peygamberlerin hiçbir tanesinin diğerinden bir farkı yoktur. İsa neyse Musa da o. Efendime söyleyeyim, Yunus neyse Davut da o. Efendim Süleyman neyse Hazreti Muhammed de o, haşa. Böyle der gibi konuşmalarını duyar duymaz Süleyman Çelebi Hazretleri aynı zamanda Evliyaullah'tan bir zattır. Öyle, evet birçok imamlarımız da birçok güzelliklere, özelliklere sahiptiler ama o günkü ilimlerin en güzeline vakıf. Bir defa hafız. Pek çok ilmin bileni, efendim şair, fadıl, mükemmel bir insan. O vaiz efendinin bu sözlerini duyar duymaz kendini adeta kaybediyor.
ona cevap veriyor artık. Sen diyor Estaizu billah tilker rusulü faddallâ bâduhum alâ bâd ayet-i kerimesini bilmez misin? Duymadın mı? Biz Yüce Rabbimiz diyor ki biz o peygamberlerin, o rasullerin bazılarını bazılarından üstün kıldık. Bu nedenle bizim peygamberimiz bambaşka bir, efendime söyleyeyim, değere başka bir, bambaşka bir öneme sahip bir peygamberdir. Bu nedenle Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid-i Şerif olarak bildiğimiz Vesiletün Necat o günkü adıyla kurtuluş vesilesi. Neyin kurtuluşu oluyor bu? Dünya zulmet içindeydi. Dünya karanlıklar içindeydi. Kız evlatları diri diri toprağa gömülüyordu. İnsanlar birbirlerini adeta boğazlar durumda haldeydiler. Ve işte başladı Mevlid'in besmelesi olarak adeta Allah adını zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Her işin başınızda yatarken kalkarken, yerken içerken, girerken çıkarken her ne işi efendimi yapmaya niyet ederseniz ediniz mutlak surette besmele çekerek Bismillahirrahmanirrahim diyerek o işe başlayın, o işi öyle bitirin. Ne olursunuz hemen bu bir kulağımıza köpüğü olsun. Efendime söyleyeyim, bütün işlerimizi, ayakkabımızı, çorabımızı, elbisemizi giyerken, çıkarırken mutlak Bismillahirrahmanirrahim çekmeden Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diye. O işe başlamadan hiçbir harekette bulunmayalım. Göreceksiniz işiniz daha bereketli olacak. İşiniz daha kolay olacak. İşiniz daha elemsiz, kedersiz, kazansız, belasız olacak. Allah adını zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asani de Allah ada. Evet Mevlid'i Mevlid olarak dinliyoruz biz ama inanın işte bu da bir şiir. Dini bir şiir olarak Mevlid'i dinliyor. Artık adet haline gelmiş. Ama manasını düşünerek eğer bu Mevlid'i biz dinlemeye özen gösterirsek göreceksiniz ki bu ibadetten başka bir şey değil. Niçin? Mevlid'in içinde Kur'an var. Kur'ansız Mevlid daha hiç okunmamıştır. Okunmamaktadır da. Ve bütün bahirlerin satırları, mısraları Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ilham alınarak yazılmıştır. Ve bu Mevlid öyle bir edebi şaheserdir ki Allah adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Böyle başlar ta sonuna kadar bu kalıpta biter. Failatun, failatun, failun, failatun, failatun, failun. Buna tabii çok kardeşimiz, dostumuz bilmeyebilir. Bu bir kalıptır. Aruz vezninde yazılmış bir kalıptır. En meşhur bir aruz kalıbıdır. Daha birçok kalıplar vardır. Feilatun, feilatun, feilun. Müstefilun, müstefilun, feilun. Mef'ulun, mefailun, mefailun, feulun gibi kalıplar vardır ama Mevlid bu kalıpta yazılmıştır. Allah adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula. En güzel bir edebi şaheserdir. Ve bu bahir sabah makamında ecdadımız tarafından bizlere okuna geldiğini hatırlatan bir bahirdir ki sabah makamı içinde çağrıyah makamı olarak sevgili Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Azimüşşan'ı çağrıyah makamında okuduğu bizlere kadar intikal ettiğini
hatırlatanlar olmuştur. Bu nedenle hiçbir bestekar çargah makamında buna hürmeten şarkı bestelememişlerdir. İlahi besteleri vardır, saz eseri besteleri vardır ama şarkı besteleri yoktur. Niye? Peygamber Efendimiz'in aynı makamda Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmiş olduğundan dolayı. Evet, şimdi kardeşlerimiz bize bir sabah makamında efendim bir taksim yapsınlar. Benim naçizane kendi bestem olan Allah adın bahri için bestelediğim sabah dügah makamında efendim bir ilahiyi okuyalım. Candan açılan ellere nur yağdırır Allah. Candan açılan ellere nur yağdırır Allah. Rahmet saçılan dillere nur yağdırır Allah. Rahmet saçılan dillere nur yağdırır Allah. Eller uzanır göklere nur, yağmur bekler. Eller uzanır göklere nur, yağmur bekler. Kandil günü kandillere nur yağdırır Allah. Kandil günü kandillere nur yağdırır Allah. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvela, her işi asani de Allah adın. Allah adı olsa her işin önü, herkese biter olmaya anın sonu. Evet sevgili dostlar, Tevhid Bahri
Sabah makamıyla, sabah makamının çeşni olan dügah makamı, çağrıgah makamı, bestedigar makamı, şevk-i ifza makamları yakın bir makamdır buna. Bunu süsleyerek güzel seslerle huşu içinde bunu dinlemek ama daha öncesi tevhid bahrine yakışır Kur'an-ı Kerim Estaizu billah fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun Rabbül Alemin sadakallahu lazim beni anınız beni zikrediniz ben de sizi anayım veşkuruli verdiğin nimetlere şükredin ve la tekfurun sakın ha inkar edenlerden olmayın mealindeki gibi bir ayeti kerime okunur veya başka bir ayet de okunabilir ama o bahirin manasına yakın bir mana içeren ayeti kerime okunur ise daha güzel olur. Bizim sevinçli günlerimizde bir oğlumuz kızımızın evliliğinde bir yavrumuzun dünyaya geldiğinde, askerliğini bitirdiğinde, askerden geldiğinde, bir ev aldığımızda, bir araba aldığımızda, bir dükkan vesaire aldığımızda ne yaparız? Hemen Kur'an Mevlid, Kur'an Mevlid, Kur'an Mevlid veya bir keder, kaza geçirdiğimizde, bir yakınımızı, annemizi, babamızı, Allah esirgesin yavrularımızı birini kaybettiğimizde yine teselliyi Kur'an'da buluruz. Tecelliyi Allah'tan ve Mevlid'den vesile ittihaz ederek onlardan alırız. Onlarla biz teshir oluruz. Adeta acılarımızı azaltırız, unuturuz. Bu nedenle Mevlid'in önemi çok büyük. Biraz sonra daha önemli bir iki hususu hatırlatmak istiyorum. Tevhid bahirinden sonra bir bahir daha vardır. Şimdi pek okunmuyor o kahraman Nur Bahri. Nur Bahri öyle bir bahirdir ki şeyinden sözlerinden de hatırlarsınız birçoğunuz. Hak Teala çün yarattığı Adem'i hiç kainatta insan yoktu biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hak Teala çün yarattı Adem'i, kıldı Adem'le müzeyyen alemi, Adem'e kıldı feriştahlar sücud, hem ana çok kıldı o lütfü sücud, Mustafa nurunu alnında kodu, Adem Aleyhisselam'ın. Bil Habibim nurudur bu nur dedi. Kıldı ol nur anın alnında karar, kaldı anın iğlenice rüzgar, Şit doğdu, ana nakletti bu nur. Anın alnında tecelli kıldı. Erdi İbrahim, İsmail'e hem, söz uzadır, gel kalanın der isem diye, peygamberlerden peygamberlere o nurun alınlarında adeta görüldüğü çok çok iyi bir şekilde mana gözleriyle görenler olmuştur, vardır. Hak Teala, çün yarattı Adem'i de Hicaz makamında okunurdu. Neyse bunu geçelim. Ondan sonra ilk okunan Allah adın bahrine Ebul Makam der büyüklerimiz, üstadlarımız. Makamların babası. Ebul Makam. Şimdi Ümmül Makam'a geldi sıra. Ümmül Makam nedir? Makamların anası. Yani Ras makamıdır. Hüseyin Bey nerede? Hüseyin Üstel kardeşim. Evet burada değil mi? O makamları çok çok iyi bilen musikimizin adeta efendime söyleyeyim fevkalade temsilciliğini yapan musiki severlerden biridir o. Ras makamı da sevgili peygamberimizin gurur duyacağımız efendime söyleyeyim
dünya anne rahminden dünya semasına kadar teşrifini anlatan bir bahirdir ki bu da Rast makamında okuna gelmekte. Amine Hatun Muhammed anesi olsa deften doğdu oldur danesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile, vakterişti heftevü eyyam ile. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz sık sık mevlidler okunuyor burada da. Allah eksikliğini göstermesin. Okutun ne olursunuz okutun. Mevlid bizim aşkımızı, bizim imanımızı, bizim gerçek Müslümanlığımızı bize hatırlatan, anlatan bir eserdir Mevlid. Evet, sevgili Peygamber Efendimizin teşrifini dünya semasından, anne rahminden dünya semasına teşrifini anlatan bir bahirdir ki. O kadar güzel bir bahirdir. Fevkalade, biliyorsunuz sonunda geldi bir akkuş kanadıyla revan, arkamız sığadı kuvvetle hemandan önce de Ziya Paşa veladet bahrinin içinde bulunan mısralar için şöyle bir sözü var, ibretli bir sözü. Süleyman Çelebi için diyor. Birçok şairlere nam bırakmış ediplere dahi dedi gördüm ol Habibin anesi bir acep nur ki güneş pervadesi gibi icaz karşısında kalemlerini kırdırtan Süleyman Çelebi diye bahsediyor. Öyle bir şair ki tamamen peygamber aşkını, Allah korkusunu, Allah sevgisini insanların gönüllerine Süleyman Çelebi kadar güzel aşılayan bir şair daha gelmemiştir. Biliyorsunuz ki Kâb bin Züheyr diye bir kafir vardı. Kâb bin Züheyr en değerli sahabileri şehit etmiş. Fevkalade de güçlü, kuvvetli, arkası efendime söyleyeyim güçlü olan birisi. En son Resulullah Efendimizin önemini, değerini gördükten sonra pişman oluyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, ya Ebu Bekir, ne olur beni huzuru Resulullah'a çıkar da ondan af dileyim, özür dileyim diyor. O da Efendimiz'den müsaade izin alarak Kâb bin Züheyr'i özür dilemesi için huzuruna çıkardığı zaman bir kaside okuyor. Peygamber Efendimiz Metü Sena'den bir şiir okuyor, şiir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtındaki hırkayı çıkararak Kâb bin Züheyr'e giydiriveriyor. Ona hediye ediyor o güzel şiirden dolayı. O hırka şu anda İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki efendime söyleyeyim şeyde sergilenmektedir işte o hırka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir şiir için sırtından hırkasını çıkarıp onlarca Müslümanı katleden bir sonradan pişman olan bir kafirin Müslüman oluşu için sırtından çıkarıp giydirir de Süleyman Çelebi ise sayfalarca bir mevlid yazar da ona acaba ne vermezdi? Onu nasıl bir müjdelerle, nasıl bir efendime söyleyeyim iltifatlarla iltifatlandırmazdı ki? Bunun nedeniyle sevgili kardeşlerim, mevlid çok önemli bir mevliddir, bak şeydir, eserdir. Bunu sevelim, sevdirelim. En son geldi bir akuş kanadıyla revan, arkamı sığadı kuvvetli hemen diye Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifini anlatan ve Cebrail aleyhisselam bir akuş kanadıyla gelip Amine validemizin sırtını sıvazladığını anlatır da hanımefendiler de birbirlerinin sırtını sıvazlarlar ona hürmeten. Bunu yapın efendim. Beyler de sıvazlasın. Sırt ağrınız, bel ağrınız kalmaz. Onu size söyleyeyim. Bu önemli bir şeydir.
Sonra tabi Veladet Bahri'nden önce gene Peygamber Efendimiz'le ilgili bir ayet-i kerime okunur Rast makamında. Rast makamında bir ilahi okunur. Evet, o ilahi içinde gene bir ilahi okuyalım size. Okunan ilahiler naçizane benim bestelerimdir. O bahirler için bestelemişimdir. Okunacak olan bahirler için. Evet. Fahri alem enbiyanın zat-ı müstesnasıdır. Rast bir takdim Muhammed. Muhammed anesi olsa defden doğdu oldur danesi.
Emri hakla nida geldi semine, yüklü oldun Ahmet'e ya amine. Dedi ki ben oğlanıdan hamile, ün gelirdi her zaman ilham ile. Hem oğlumdan ben şehadet kelimesin işitirdim anı batınımdan yakın. Hem Muhammed gelmesi oldu yakın, çok alametler belirdi gelmeden. Ol Rabiul evvel ayı nicesi, 12. gece isneyin gecesi diye veladet bahrı da böyle okunur. Sevgili kardeşlerim, bu veladet bahrının sonunda ayağa kalkılır. Evde ayakta kıyam duası yapılır. Ve denilir ki Kur'an nameleriyle, mevlid manzumeleriyle, salavat incileriyle, ilahi deyişleriyle, kaside seslenişleriyle, dua yalvarışlarıyla doğumunu dile getirdiğimiz, viladetini şu an tilavet ettiğimiz sevgili peygamberimizi bizim bu kıyamımızdan haberdar eyle ya Rabbi der. Ve El-Fatiha deriz. Evet, hep beraber Pir Şaban-ı Veli Hazretleri ve Efendimizin Ravza-i Mutahharelerine, hepimizin geçmişlerimize, şehitlerimize birer Fatiha okuyalım lütfen bu arada. Evet, bu arada Uşak makamında bir aşı şerif tilavet edilir. Bu tabi manasına vakıf olan kardeşlerimiz hafızlar, Estaizübillah, mâ kâne Muhammedun ebâ ahedin mir ricalikum velâken Rasûlallah sadakallâhu lazim. Veyahut da İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Mevlid aslında budur muhterem kardeşlerim. Bakın bu ayet, erkek kardeşlerim daha çok bu ayeti bilirler. Cumaları İmam Efendi, Hatip Efendi hutbeye çıkmadan okunan bir ayettir bu. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Rabbül Alemin ne buyuruyor burada? Allah ve melekleri o peygambere çok çok salatü selam ediyorlar. Ya eyyühellezine eminü, ey iman edenler, inananlar, öyleyse sallu aleyhi ve sellimu teslima. Öyleyse siz de o peygambere çok çok salatü selam ediniz. Bu ayet-i kerime buna emrediyor. İşte mevlid sadece budur demek. Evet, eğer sadece bu ayetin meali desek mevlid yeter de artar bile mevlidin fazileti, mevlidin önemi. O kadar büyük, o kadar güzeldir. Evet, şimdi sıra geldi merhaba bahrine. Mevlid de şu mevlid kitabı orijinal mevlittir bu. Profesör Faruk Kadri Timurtaş tarafından yazılmış ve
esas mevlid şeye getirilmiştir, orijinal hali kitap haline getirilmiştir. Bunda bütün bu meseleler var bunun içinde. Merhaba Bahri 4 satırdan ibarettir mevlid'de. Diğer kısmını da yine aynen Süleyman Çelebi Hazretleri'ne aşık hayran şairlerimiz onu mısraları çoğaltmışlardır. Efendim 10-12 mısra haline getirmişlerdir. Yaradılmış cümle olduğu şaduman, gam gidip alem yeniden bulduğu can. Bu da uşşak makamında okunması teamül haline gelmiştir. Yani adet haline gelmiştir. Uşşak makamı demek ne demektir? Aşıklar makamı demektir, aşıklar. Ne aşıkları? Allah aşıkları, Kur'an aşıkları, peygamber aşıkları demek. Uşşak makamının manası bu. Aşıklar makamı. Ve bu Merhaba Bahri ile ilgili şu telefonu rica edeceğim ben. Telefonda bir not var. Not olarak okuyacağım. Evet. Kastamonulu kardeşlerimin hemşehrisi çok değerli bir imam kardeşimiz var İstanbul'da. Bu kardeşimizin adı Yunus Balcı. Yunus Balcı şöyle bir şey dinliyor. Nevşehirli bir imam kardeşimizden Ankara Hacı Bayram Camii Şerifi imamlarından çoğunun tanıdığı Zekai Sarsılmaz Hoca Efendi, benim de tanıdığım, elini öptüğüm bir zattır bu. 20 sene Medine-i Münevvere'de Kur'an öğretmenliği yapıyor Zekai Sarsılmaz Hoca Efendi. Şimdi rahmetli oldu. Konyalıdır aslen. Orada diyor bizden Türkler de var Medine Münevvere'de, Arap kardeşlerimiz de var. Bizden Türk mevlidini istediler. Aynen Türkiye'de okunan mevlidi. Ve okurken mevlidin Merhaba Bahri'ne geldik. Merhaba Bahri'ni okan, merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kani İrfan, merhaba. Merhaba ey Canı Canan, merhaba. Merhaba ey Derde Derman, merhaba derken içeriden bir tanesi dikkat çekti. Ve Zekai Sarsılmaz Hoca da boş bir adam değildi, öyle bir adamdı. Ve diyor ki, hem vallahi hem billahi kapıdan içeriye başta Resulullah Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman vallahi de billahi de girdiler içeriye. Sadece ben değil, herkes de gördü. Bu nasıl bir aşk, nasıl bir ilahi ifade bu? Bu yani bu mevlide laf söyleyen, bu mevlide dil uzatan insanların Allah'tan korkması lazım, peygamberden utanması lazım. O bakımdan sevgili kardeşlerim lütfen mevlidi sevelim. Mevlidi hiç küçümsemeyelim. Çünkü mevlid bizim ruhumuzu aydınlatan, ruhumuzu coşturan bir eserdir. Evet, Merhaba Bahri'nden sonra Miraç Bahri var ki harikulade hadiseleri anlatır. İşte maalesef sizlerden özür diliyorum. Günümüz konuşmacılarından bir tanesi Miraç Bahri'ni mevlidmiş. Saf satanın teki. Abuk subuk bir şey. Söyleşirken Cebrail ile kelam. Kim Cebrail? Kim konuşuyor Cebrail ile yahu? Geldi refref önüne verdi selam. Kim selam vermiş gelmiş. Böyle saf sata, böyle saçma sapan şey olur mu yahu?
Mevlid de neymiş? Sakın ha böyle bir şey. Ha o Allah adın bahri var ya, işte Allah'ın adını anmadan hiçbir iş yapmayın. O biraz ipa sapa gelir bir şey de. Vallahi billahi telefonda o da var. Eşimin telefonunda şu anda kayıtlı. Onu da size zaman almaması için anlat bir şey yapmıyorum. Böyle bu kadar kendini bilmezler. Efendim Mevlid'in aleyhine. Şimdi efendim musiki. Bundan yıllarca önce, yüzyıllar önce musikinin aleyhinde konuşanlar çoğalıyor. Şimdi musikiyi biz şey zannediyoruz, şarkılarla böyle hoplayıp, zıplayıp, efendim içip, kafayı çekip ben falan böyle değil. Musiki Allah-u Teala'nın insanlara verdiği en güzel bir ikramdır, en güzel bir ulvi, bir kutsi bir haldir. Anlatacağım bunu da sizlere. Şimdi Emrah isminde bizim bir aşığımız var. Hak aşığı ama bu. Saz çalarak diğer diğer geziyor, dolaşıyor. Bir camiye giriyor. Camide Hoca Efendi konuşurken sözü saza getiriyor, müziğe getiriyor. Sakın ha çoluk çocuğunuzu böyle safsatalardan koruyun. Şeytani şeylerden uzak durun falan filan. Emrah da orada camide cemaatin içinde. Namazdan sonra herkes çekiliyor çay bahçesine. Aşık her zaman olduğu gibi elinde sazıyla oralarda dolaşırken alıyor sazını, elini başlıyor çalmaya. Dostum, hele gel meclise dinle bu sazı. Sen söyle bu sazın nedir Allah'a niyazı? Hak hak diye çağırır pendeni vurdukça mızrabım. Arif isten, anla gel bu rumuza atımı zarı. Dostum, anır fetva ile nehyeliydin ama Allah'a danıştım bugün ol verdi cevazı. Emrah, bu sülük ile iren evdi kemale, tahkike erer bugün elbette mecazi. Hoca Efendi kalkıyor, yok diyor, ben böyle aşıkla, hak aşıklar için söylemedim. Ben onu efendime söyleyeyim. Genelde böyle bir kelam, böyle bir ifade kullandım ama bu başka bir şey diyor. Şimdi biliyorsunuz ki biraz sözü şöyle yukarıya doğru, başa doğru alalım. Bize sorarlardı küçüklüğümüzü, çocukluğumuzu, hala biz de soruyoruz şimdi. Torunumuza, çocuklarımıza Mehmet, Ahmet, söyle bakalım sen nesin? Müslüman mısın, Hristiyan mısın, şu musun, bu musun falan. Hep öğretmişlerdi bize, elhamdülillah Müslümanız dedik. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalü beladan beri dedik. Kalü bela demek ne demek? Elestü bir Rabbikü bu hitabının cevabıdır. İşte alemi ervahta Rabbül alemin ruhlarımızı yarattı. Gelmiş geçmiş, gelecek geçecek bütün ruhları yarattı ve onlara Elestü bi Rabbiküm hitabında bulundu. Ama o öyle bir hitaptı ki ruhlar ilk olarak o hitabı duydular ve çıldırdılar. Mecnun oldular, başladılar kendi halleri içerisinde uçmaya, böyle mecnun oldular, ne yapacaklarını çıldırdılar bilmez bir vaziyette. İşte musiki ruhun gıdasıdır diyoruz. Ruhlarda kalu bela, evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler ama duydukları o elestü bi Rabbiküm hitabı var ya, Allah hepimize o hitabı en güzel bir şekilde duyanlardan etsin inşallah. Mehmet hocam vaktimiz nasıl? Buyurun hocam. Evet. Şimdi efendim çok şeylerle karşılaştık. Birazcık da hatıralarımızdan
müsaadenizle bahsetmek istiyorum. Askerden yeni döndük. Çok mevlit oluyor. Her gün bir tane, iki tane muhakkak İstanbul'da mevlitler. Buralarda da herhalde öyleydi. Evet. Yani bundan 65 yıl falan önce oluyor anlattığım. 60-65 yıl önce. Eyüp Sultan civarına yakın Balat'ta bir camiye bir arkadaşımla beraber mevlide davet edildim. Arkadaşımın adını da içinizde tanıyanlar olacak, plakları vardı bir ara, gazeller, mazeller okumuştu. Bayram Koca. Arkadaşım o benim, Bayram Koca. Beraber okuyoruz, evet. O zamanlar isterlerdi, biz de sık sık okurduk. Hadi okuyalım da ağlatalım biraz. Şimdi bu mevlid aleyhinde konuşanların bazı yerde haklı tarafları var. Abuk subuk mevlidler dinliyorlar. Mevlid'le alakası yok okunan şeylerin. Ay, besleyip büyüttün beni. İşte kucağına aldın anam, bilmem ne yaptın. Anam gibi mevlid'in arasında bunlar okunmaz aslında. Bunlar başka yerlerde, başka zamanlarda okunur. Şimdi bunun gibi de değil. Mevlid'de bulunan vefat bahri vardır hatırlarsınız. Fahri alem göç eyledi dünyadan. Ümmetlerim size olsun elveda. Bize gel oldu ol yüce Mevla'dan, eshaplarım size olsun elveda. Ben okuyorum Vefat Bahri'ni. Caminin içinde iğne atsınız yere düşecek gibi değil. Ama hep genç. Böyle şey gençler. Zamane gençler. O civarın şeyleri artık böyle dayıları mayıları falan filan. Onların abilerinin babasının mevlidiymiş mevlid. Öğrendik sonradan. Ben Fatıma ahidüp anda ağladı, babasının boynuna el bağladı. Ağlayu bendeydi ey canım baba, gönlümün sultanı cananım baba dedim. İçeriden bir feryat koptu. Feryat ama her zaman hatırlarsınız camilerde coşanlar Allah diye bağırlar. Bu çok özür diliyorum anırır gibi bir Allah falan diye bir, öyle bir bağırış bağırdı ki biz de okurken gülme tuttu bizi o şekilde bağırıp bağırma duyunca. Fakat Allah'tan mevlidin sonuna geldiğim için biraz ufak tefek gülmeler arasında mevlidi bitirdik. Fakat bu bağıran kişi ayağa kalktı, kendini yere attı böyle. Çok böyle ters gözlerle de bize bakmaya başladı. Eyvah dedim ben. Babası da şeyi de dayanamadı. Biz de biraz acı şeyler konuşunca herhalde bize karşı muğber mi oldu, ne oldu falan filan diye düşünüyoruz falan böyle. Neyse bitirdik hemen. İşte dua mua deyince biraz da tabii güveniyoruz. Kur'an'a, duaya güveniyoruz. Bunlar bize bir şey yapmaz falan filan gibi. Caminin dışında bir çıkış çıktık ama zor kaçtık oradan. Bir dayak yemeyelim efendimiz, güldüğümüz için. Aradan iki buçuk ay kadar bir zaman geçti. Kadıköy, İstanbul Kadıköy, Osman Ağa Camii'nde bir mevlüt okuyorum. Yani en şey zamanımız böyle, teru taze zamanımız. Herkes peşimizden falan cemaat mamaat koşuyor. Güzel bir mevlid oldu. Kur'an mevlid oldu. O zamanlar kürsüde okunuyor mevlidler. Mihrapta okunmuyor. Şimdi hep çoğunlukla mihrapta okuyorlar. Osman Ağa Camii'nin kürsüsünden aşağı inerken biri kalktı kürsünün dibinden. Anam bırak kendini dedi. Kollarını açtı bana. Kürsüden aşağı beni yakalayacak, indirecek bunu falan. Ben tabii çok böyle bize şey yapanlar olduğu için başımı sallayarak bırak dedim anam dedi. Ben şöyle elimi uzattım onun da gönlü olsun diye. Elimi tuttu çekmesiyle beni böyle neredeyse şey fakat kucakladı beni. Yakaladı bırakmıyor. Ağlıyor bir taraftan da. Beni tanıdın mı dedi. Hayır tanıyamadım kusura bakmayın dedim. Bundan dedi 2,5 ay evvel dedi, Balat dedi, hayvan gibi dedi,
camide bağıran biri vardı ya, ilk ben o gün camiye girmiştim dedi. İlk ben camiye babamın mevlidine o gün girmiştim. O günden beri camiden çıkmadım. Çıkarsam da Allah benim canımı alsın dedi. Mevlid sayesinde, Kur'an mevlid sayesinde efendime söyleyeyim, adam camiye Müslümanların arasına karışmayı kendisine, gönlüne, ruhuna nakşediyor, sindiriyor. Efendime söyleyeyim, ondan sonra bu mevlidin aleyhine, mevlid de neymiş efendime söyleyeyim diyenlere onlar da haklı falan filan gibi laflar söyleniyor. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Allah bize öyle güzel şeyler nasip etmiş ki bunların kadri kıymetini bilelim. Balık sudan çıktıktan sonra suyun kadri kıymetini anlamış ama iş işten geçmiştir artık. Bu nedenle elimizdeki bu nimetlerin, bu güzelliklerin, bu özelliklerin önemine müdrik olalım, önemine vakıf olalım. Allah bizi bunlardan mahrum etmesin. Daha dün, evvelsi gün çok büyük acılarımız oldu, çok büyük kayıplarımız oldu. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Vatanımıza selamet, milletimize huzur, sükun, refah, saadetler bahşetsin. Onların annelerine, babalarına, yaralılarına acilen şifalar nasip etsin. Bu nedenle ben bu kabil toplantıları tertip eden sevgili Mehmet Hacı Hafız Mehmet Çiftli kardeşime ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İşinizi, gücünüzü böyle en müstesna günlerde terk edip bu kabil toplantılara teşrif ediyorsunuz. Sizler Allah'ın rızasını, Peygamber Efendimiz'in şefaatini kazanmaya en büyük efendim adaylardansınız. Allah bu imkanı, bu başarıyı elimizden almasın diyorum. Bir Kur'an-ı Kerim'de dua ile bitirelim. Değil mi efendim? Muhammed Hüzzam İlahi'yi de okuyalım önce de. Hüzzam İlahi'yi okuyalım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'le kısa bir dua ile dağılalım efendim. Evet. Nevzat Muhammed kardeşim Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden benim talebemdir. Ve burada da fevkalade imamlık yapan kardeşim. İnşallah gelecekte Kastamonu'muza çok çok büyük önem, değer katacak. Allah kendisine başarılar, muvaffakiyetler nasip etsin. Huzurunda ben bağladım, hazin hazin hep ağladım. Şefaattir tek muradım, şefaat ya Resulallah. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. Hurafelerden kaçıldı, şefaat ya Resulallah. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. Hurafelerden kaçıldı.
şefaat ya Resulallah, şefaat ya Resulallah. Akar gözden dinmez yaşım, döner durur her an başım. Şefaattir tür telaşım, şefaat ya Resulallah. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. Hurafelerden kaçırdı, şefaat ya Resulallah. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. Hurafelerden kaçırdı, şefaat ya Resulallah, şefaat ya Resulallah, şefaat ya Resulallah. Şefaat izni çıkmazsa hüdadan, Şah-ı Levlâke hücum eyler keder ruzi kıyamet sine-i çâke. Zebaniler atarlar sana beni nar elemnâke. Eninun alev ahim, çıkar balayı eflake. Melekler halime ağlar, akar gözyaşları hake. Girerse cennet adına benim ihvan yaranım. Sürüklerse beni ateşlere cürmüm firanım. Günahım mağfiret etmezse mabud-u zişanım. Eninun alev ağım, çıkar balayı eflake. Melekler halime ağlar, akar gözyaşları hake. İlahi ben günahkarım, Cenabından medet hâhım. Cehennem olmasın ruzi kıyamette karargâhım. Eninun alev ahım, çıkar balayı eflâke.
melekler halime ağlar. Akar gözyaşları haker. Bir Asr suresi okuyiver. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر Amin. Allah'ım bizi hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden kullarından eyle. Amin. Bizi hüsrana düşenlerden eyleme. Amin. Hiçbir zaman bizimle beraber olduğunu unutturma. Amin. Yâre mahcup, ayyâra zelil ve zebun kılma. Burada yapmış olduğumuz bu sohbetimizi lütfen ve merhameten ibadet katında, ibadet mesafesinde yapılan sohbetlerden eyle. Burada okunan Kur'an-ı Kerimleri, getirilen salatu selamlarımızı mal kusur vel küsur lütfen kabul buyur. Hasıl olan sevabı öncelik ve özellikle akılların mihrakı, kalplerin iştiyakı, vicdanların meşalesi, hak musikimizin en güzel ve en tatlı sesi, zemin-i zamanın baharı, kainatın medarı iftiharı, hakkaniyet ve kemalatın kendisi, dünyanın ve ahiretin efendisi, İki cihan güneşi çok sevgili peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Paki Itırnaki Muhammediyelerine özellikle huzur-u manevilerinde bulunduğumuz Şeyh Şaban-ı Veli Katısallahu Sırrahül Ali ve nefanallahu bi şefaatim hazaratının ervah-ı kutsiyelerine bu civarda ve yurdumuzun her köşelerinde böyle mübarek kulların var. Mübarek büyüklerimiz, ulularımız var. Ya Rabbi onların yüzsüzlüğü hürmetine vatanımıza selamet. Milletimize huzur, sükun, refah ve saadetler bahşeyle. Uzaktan ve yakından bu sohbetimize, bu toplantımıza teşrif eden siz kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Dünyevi ve ukrevi her türlü müşküllerimizi hallu asan eyle. Usulü furu, abav-ı ecdat, akrabai taallukatlarımızdan olup ebediyete intikal eden bil umum geçmişlerimize garkayı garik rahmet eyle. Amin. Özellikle birkaç gün önce kaybettiğimiz, hala kaybetmekte olduğumuz askerlerimize, şehitlerimize garkayı garik rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Onları daima mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, vatanımıza selamet. Milletimize huzur, sükun, refah ve saadetler bahşeyle. Çoluk çocuğumuzu, efradı ailemizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı, aziz vatanımızı
Birlik, beraberlik, dirlik düzenlik içinde daim eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalarını lütfeyle ya Rabbi. Hayırları fetheyle. Şerrü bela ve kazaları def eyle. Bu sohbeti bizi makbul ettiğin, muteber kıldığın sohbetler meyanına lütfen ve merhameten dahil ediver ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Kıymetli konuklar, değerli misafirler, bugün burada bir konuşmadan öte, sunumdan öte bir muhabbet dinledik. Hocamız bize muhabbet ikram ettiler. Sizlerin adına ve şahsım adına hocamıza şükranlarımı arz etmek istiyorum.